Teknofest'te TEİ'nin önemli ürünlerinden biri de arkamda görmüş olduğunuz PD-170 motoru. Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'le beraberiz. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba efendim. Öne çok çıkıyor bu motorunuz. TB3 modeliyle birlikte motor hakkında biraz teknik bilgi alabilir miyiz ve ne aşamadayız? Şimdi efendim bu motoru PD-170'e benzediği için tabii siz PD-170 diye başladınız. Doğru, aynı konfigürasyondan türettiğimiz başka bir motor. Bunu ilk defa aslında basına ve halkımıza arz ediyoruz. Daha önce biz tabii ki yaptık, çalıştırıyorduk, testlerini yapıyorduk ama duyurmamıştık. Hocam adı nedir motorun, sizden duyalım. Bu motorumuz PD-222ST. ST tek turbo manasına, single turbo manasına geliyor. 222 de aslında güç sınıfını gösteriyor. Aslında da motorumuz 225 beygirlik bir motor ama Eskişehir'e ithafen 222 olarak isimlendirdik. Telefon kodundan tabii geliyor. Evet, Eskişehir'in telefon kodundan dolayı 222 olarak kodlandırdık ama motorumuz 225 beygir. Aslında laf aramızda deneylerde 240 beygiri gördük. Ama tabii biz bunu 225 beygir olarak satacağız. Motorun yani geliştirirken sürekli limitlerini zorluyoruz, daha geliştiriyoruz. PD-170 motorumuz biliyorsunuz dünyadaki çift turbolu hatta irtifa rekoru kıran sınıfının en iyisi motor idi. Yakıt sarfiyatında en yakın rakibine %10-11 fark atan bir motordu. O motoru aldık. Aynı karkastan müşterilerimizin ihtiyacı, özellikle Baykar'ın kısa pistten Anadolu gemisinden ileride kalkma ihtiyacını da öngörerek, Akıncı'nın biraz daha yüksek güç ihtiyacını öngörerek biraz daha kalkış gücünü artırdık. Yani aynı karkastan 55 beygir daha yüksek güç elde ettik. Yani 170'ten 225'e çıkardık. Bu arada bunu yaparken de 5 kilo da hafiflettik motoru. Yani dünyanın en iyisi daha iyi hale geldi. Hatta Avrupalı rakip motor firması, onların motoru, orijinal motoru, Anka'da ilk kullanılan motor 155 beygirdi. Biz PD-170'i yapınca bu sene 170 beygirlik yeni versiyon çıkardılar. Fakat biz 225 beygiri çıkardık. Bu bir yarış tabii ki, biz önde olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha ilerine çıkaracağız. Tabii bu motorun hedefi tek turboyla 225 beygir çıkarıyoruz. Şeyi farklı, tasarım odağı farklı. Öteki motor yüksek irtifada yüksek güç ve yüksek irtifada az minimum yakıt için özel tasarlanmış bir motordu. Bu kalkış gücüne odaklanmış özel bir motor. Güverteden havalanırken o ihtiyaç olan yüksek gücü sağlayacak. Yani düşünün, şimdi Anadolu gemisinden çok kısa bir pistten ağır kamera yükü ya da mühimmat yüküyle, radar yüküyle kalkmak istiyorsunuz. Çok kısa sürede istenilen hıza, yani o yükü kaldıracak kanat altı hızına ulaşmanız gerekiyor. İşte o zaman buna ihtiyacınız oluyor. Biz de onu şimdiden yaptık, çalıştırdık. Ne aşamadasınız testlerde? Testlerde aslında ön testlerin çoğu tamamlandı. Şimdi birkaç tane daha üretip bunun biraz daha uzun ömür, yani nasıl söyleyelim, daha 3 saati olarak. Tabii yani bakım, iki bakım aralığına hiç bakım gerektirmeyecek aralığı belirleyecek. Yahut da motorun güvenli bir şekilde uzun süre uçmasını teyit edecek EASA'nın ve dünyanın herkesin kullandığı bazı testler var. EASA CSE CSE 440 testi diyoruz. Bu mesela 150 saatlik bir test. Motorun resmen canını okuyor yani. Normal bir kullanım değil tabii ki. Çok ciddi zorluyorsunuz. Bu testi şu anda koşturuyoruz. Havada ne zaman göreceğiz motoru? Havada bunu aslında, bunu tabii ki müşterilerimize sormamız lazım. Bunu inşallah Baykar'ın TB3'ünde veya Akıncı'nın C serisinde, ilk önce hangisinde görme ihtimalimiz var? Onu Baykar'a soracağız. Baykar'a soracağız. Yahut da Akıncı, Aksungur ve Anka'da aynı motoru kullanabiliyor. Şöyle, biz motorun retrofit uyumunu ve kullanım sahasını genişletmek için aynı PD-170'in ara yüzlerini birebir koruyarak yaptık. Yani PD-170 ile uçan bir uçağı upgrade etmek istediklerinde, motorun ömrü dolduğunda onu çıkarıp bu motorumuzu, yeni nesil motorumuzu koyup 170 beygirden 225 beygire çıkabilecekler. 50 beygirde çok ciddi bir taşıma kapasitesinde artış tabii ki. 50 beygir, 55 beygir çok ciddi bir artış. Yani bu şeye benziyor. Diyelim ki sizin Passat arabanız var 120 beygir.
Bunu birdenbire 170-175 beygire çıktığını düşünün. Audi A6'ya geçmiş, terfi etmiş gibi olursunuz. Aynı bu da öyle. Yani İHA'lara aynı motor yerine sığacak. Hatta 5 kilo daha hafif bir ağırlıkta 55 beygir daha fazla güç verecek. Teknolojik olarak gerçekten bütün teknik ekibimizi buradan kutluyorum. Çok ciddi bir iş başardılar. Üstün bir motor. Hocam bu motoru Türkiye'de dediğiniz gibi 4 farklı İHA'da kullanabilecek şekilde tasarladınız. Umarım yurt dışından da talep gelir. Bunlarla ilgili ne aşamadayız? Biraz da o bilgileri alalım. Yurt dışından bayağı bir talep var. Hatta sürpriz bir şekilde Ukrayna mesela hem uçakta Antonov'ları biliyorsunuz hem de motor sanayinde bayağı iyidir. Akıncı'dan onun motoru var. Evet. Biraz şey olacak ama Akıncı'nın tabii jet motorlu büyük turboproplar kullanıyor ama bir de bu pistonlu motorlar uzun süreli görevler, daha uzun süreli görevler için türbünlü turbopropları oradan alıyorlar. Ukraynalı bir firmada İHA'ları için bizden bu motoru almak için pazarlık yapıyor şu anda. Bu buranın da yeni haberlerinden biri diyelim buna. Umarım ihracatla ilgili başarınız gerçekleşir. Uzak Doğu'dan, Kore'den, Tayland'dan, işte Malezya'dan, Endonezya'dan yaptığımız görüşmeler var dünyanın her tarafından. Aslında Amerikan ordusuyla bu S-400 krizi olmadan önce fuarlarda da gelip görmüşlerdi. Ciddi olarak ilgileniyordu. Çünkü onların da ihtiyaçları var. Çünkü sınıfının en iyi motoru. Fakat bu işte politik krizden dolayı biraz beklemeye aldılar diyelim. Ama dünyada benzer sınıftaki bütün İHA'ları üreticileri tarafından gerçekten göz önünde bir motor diyelim. Bir taraftan da sizin ortağınız %46 ile General Electric. Evet. Onlar nasıl bakıyorlar bu motora? General Electric aslında şirket politikası olarak genellikle dünyada büyük teknoloji gerektiren büyük makinalarla özellikle motor işinde büyük yolcu uçağı motorları, savaş uçağı motorları gibi şeylerle uğraşıyor. Yani bu sınıfta İHA motorları sınıfında onların hiç motoru yok. Biz de onlara da diyoruz yani bunu gelin beraberce üretelim sizin İHA motoru gamınızı tamamlayalım diye onları da değerlendiriyorlar. Yani genel elektrik için bu sınıfta herhangi bir motorları yok onların. Bu motorun aile olarak 150, 170, 225 bir sonraki aşama daha mı büyük olur, küçük mü olur? Nasıl bir pazar görüyorsunuz? Aslında müşteri ihtiyaçlarına göre dediğim için yani tasarlanan İHA'daki ihtiyaçlara göre şu anda bunun daha büyük olanı değil de gene daha hafifletilmiş 180 beygirlik başka bir versiyonu da yani bundan biraz daha hafif ama 180 beygirlik. Şimdi şöyle diyelim. Anka gibi tek motorlu İHA'larda motor bir uçtaysa yani motorun 10 kilo hafifletilmesi faydalı yükte 20 kilo fark ediyor. Çünkü dengeyi bulmak için öbür tarafa da bir 10 kilo eklemeler gerekiyor. O yüzden bunu biz 10 kilo hafiflettiğimizdeki hafifletmeyle ilgili bir çalışmamız var. 180 beygir ama 10 kilo daha hafif. O Anka'da çok daha faydalı yük, yani iyi bir faydalı yüke dönüşüyor. Ve dünyada benzer İHA'larda da kullanımı daha şey oluyor. Onunla ilgili bir çalışma var. İleriye doğru bunun belki çok daha güçlü versiyonları da şu anda kafamızda var. Ama yavaş yavaş inşallah sırayla müşteri ihtiyaçlarına göre devam edeceğiz. Ben mühendislik olarak sormak istiyorum. Bu 5 kilo 10 kilo hafifletmek ne yapıyorsunuz motorla ilgili? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yani nasıl söyleyeyim mesela bir ipucu. Tabii sırlarınızı ifşa etmeyin ama meraklı okuyucularımız izleyeceğiz. Gerçekten şöyle bir motoru zaten hafif bir motoru. Diyelim ki normal bir araç motoru her şeyle beraber 250-300 kilodan hafif pek olmaz. Bu motor her şeyle beraber 160 kilo civarında. Ve siz bir daha hafifletiyorsunuz. Biraz daha hafifletin dediğinizde biz ne yapıyoruz? O yükü taşıyan krank var ya şeyi çeviren piston. Pistonların çevirdiği, pervaneyi çeviren krank, resmen krankın içine oyup o şekilde içi boş hale getiriyoruz. Bunları bile gram gram hesaplıyoruz yani öyle düşün. Farklı daha hafif metaller kullanmak. Her şey daha hafif zaten şu anda alüminyum blok gövde, dişliler, üstünde ne aksam varsa. Hatta şu anda bu yeni versiyonun motor emiş manifoldu, hava emiş manifoldu. Mesela sıcaklığa dayanıklı bir 3D printle yapılmış bir organik malzeme. Metal değil yani. İyice hafif olsun diye. Bu tabii bakım sürelerine de kuşkusuz olumlu olarak katkı sağlıyor sanıyorum. Yani bakım sürelerine aslında zorluyoruz. Ömür sürelerini zorluyoruz. Ağırlığı
hafifletmek doğrudan bakım süresiyle ilişkilendirilemez aslında. Eğer limitleri çok aşarsak ömür kısalmaya başlayabilir. Biz zaten bunu teyit etmeden uçuşa vermiyoruz zaten. Şimdi tabii TEİ artık kendi motorlarını yapan bir imalat merkezi, üretim mühendislik merkezi oldu. Bu tür kapasiteler nasıl sizin mühendislik kapasitenizi arttırıyor? Geleceğe nasıl bakıyorsunuz bunu yakaladıkça? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk motoru tasarlarken her şeyi sıfırdan yaptık. 5 yılımızı falan aldı. Ama o motordan bunu türetmek 1,5 yılımızı aldı. Şimdi artık ekibimiz bütün baştan aşağı her şeyi çok daha iyi biliyor. Bazı hazır yazılımlar geliştirdik, subroutinler geliştirdik. Tasarımları çok daha hızlı yapabiliyoruz, çok daha iyi yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi rakip sınıfında en iyi rakip motorun 155 beygir verdiği bir sınıfta biz 170 beygir başarmıştık. Onu 225'e taşıdık. Umarım gerisi de gelir. Çok teşekkürler PD222 motoru hakkında verdiğiniz bilgiler için. İnşallah. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.